Yukarıdaki periyodik cetvelin mavi ve yeşil boyanmış grupları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Yeşile boyalı grubun özel adı halojenlerdir. Grupları sıralayalım. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. 7A grubun özel adı halojenlerdir. O yüzden bu ifade doğrudur. 2. Mavi boyalı gruptaki elementlerin elektriği ve ısıyı iletirler. Baktığımız zaman 2A grubu metal özellikteydi. Metaller elektriği ve ısıyı iletirler. O yüzden bu ifade doğrudur. 3. Mavi ve yeşil boyalı gruplarda bulunan elementler oda koşullarında aynı fiziksel halde bulunamazlar. Baktığımız zaman 2A grubu metaldi. Metaller oda koşullarında civa hariç hepsi katı haldeydi. 7A grubu da ametal özellikteydi. Oda koşullarında katı sıvı gaz halde bulunabiliyorlardı. Yani burada 2A grubundaki bir element ise 7A grubundaki bir element aynı şekilde bulunabilirler. Aynı fiziksel halde bulunabilirler. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Öğretmenlerinin verdiği yukarıdaki boş periyodik tabloyu elementlerin sınıfına göre boyayacak 3 öğrenci aşağıdaki renkleri seçiyor. Metaller mavi, ametaller yeşil, yarı metaller pembe, soygazlar kırmızı. Öğrenciler boyama yaparken kalem değiştirmediğine göre boyama işlemi sonunda hangi boya çok kullanılmış olur? Periyodik tablo B grubu geçiş elementleri, 1A grubu, 2A grubu elementleri, 3A grubu elementlerinin bir kısmı bunlar metal özellikteydi. Metal özelliğe baktığımız zaman periyodik tablonun çok büyük bir kısmını oluşturmakta. O yüzden mavi rengi daha fazla kullanmış olacaktır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Mahmut, telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerde değerli elementler olduğunu duymuş ve yapısını araştırmaya karar vermiştir. Mahmut, araştırmasında bulduğu elementleri yukarıdaki boş periyodik tabloyu boyayarak göstermiştir. Sadece Mahmut'un araştırmasına bakarak ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Elektronik aletlerde sadece metal ve yarı metal bulunur. Evet, Mahmut'un araştırmasında buldukları sadece metal ve yarı metallerdir. O yüzden doğrudur. Elektronik aletlerin yapısında soygaz bulunmamaktadır. Evet, soygazlar 8A grubundadır ancak Mahmut 8A grubunda bulmadığı için yanlıştır, ulaşamayız. Elektronik aletlerde elektrik akımını iyi iletmeyen malzemeler de kullanılmıştır. Evet, metalleri de bulduğu için doğru bir ifadedir. Bu yüzden cevap 1 ve 3'tür. Yukarıdaki periyodik tabloda K, L ve M ile gösterilen elementlerin özellikleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. K elementi kullanılarak trafik levhası yapılabilir. K elementi ile gösterilen element hidrojendir. Hidrojen ametal özellikteydi. Ametaller kırılgan yapıdaydı, işlenemezlerdi, telle levha haline gelemezlerdi. O yüzden trafik levhası yapılamaz. Bu ifade yanlıştır. 2. M elementi kullanılarak yüksek iletkenlik özelliğine sahip elektrik devresi tasarlanabilir. M elementi ametal özellikte. Ametallerle iletkenlik özelliğine sahip elektrik devresi tasarlanamaz. O yüzden bu ifade de yanlıştır. 3. L yarı iletken özelliği sayesinde bilgisayar işlemcileri gibi yüksek teknoloji malzemelerde kullanılabilir. L ile gösterilen element silisyum. Silisyum yarı metaldir ve bilgisayar işlemcileri gibi yüksek teknoloji malzemelerde kullanılabilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Elementlerin belirli özelliklerine göre dizildiği periyodik tablo aşağıda gösterilmiştir. Verilen periyodik tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Bazı gruplar sadece metallerden oluşmaktadır. Evet, doğrudur. Geçiş metallerinde sadece metaller olduğunu ya da diğerlerini incelediğimizde sadece metaller olan grupları görebiliyoruz.
Bazı gruplarda hem metal hem ametaller bulunmaktadır. Örneğin bir A grubunda hem ametal hem de metaller bulunmaktadır. Doğrudur. Bazı periyotlar sadece metallerden oluşmaktadır. Ancak baktığımızda periyotlarda sadece metallerden oluşan bir periyot olmadığını görüyoruz. Bu yüzden cevap 1 ve 2 olacaktır. Didem öğretmen, boş bir periyodik tabloda bazı elementlerin yerine yukarıdaki harflendirmeleri yapıyor ve öğrencilerine şu soruları soruyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tüm sorulara doğru cevap vermiştir? Soru 1. Oda koşullarında gaz halinde bulunabilecek elementler hangileridir? Oda koşullarında gaz halinde bulunabilecek elementler ametallerdir. Ametallere bakacak olursak, bu ametal yani bu için K, M, N elementlerini almalıyım. Soru 2. Hangi element ya da elementler elektriği çok iyi iletir? Elektriği çok iyi iletir dersen metalleri almam gerekiyor. Burada metal olan sadece ne var? T var. Bu element için T alabilirim. Soru 3. Hangi element ya da elementler kırılgan olmadığı için tel ve levha haline gelebilir? Kırılgan olamadığı için tel ve levha haline gelmesi yine metallere ait bir özelliktir. O yüzden bunda da sadece T'yi alabilirim. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır.